Ben de Türkiye'nin televizyonu Ege TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Kütahya'nın yetiştirdiği değerli bir isim konuğu. Yeniden Refah Partisi Kütahya İl Başkanı Sayın Osman Gezgin. Şimdi yayınıma günden bugüne Osman Gezgin diyerek başlamak istiyorum. Çünkü kendisini yıllar öncesinden Kütahya'dan tanıyoruz. Ve yine yıllar öncesinde Kütahya Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevindeyken de kendisiyle istişarelerde bulunmuştuk. Aslında buradan tüm izleyenlerimize de paylaşmak istiyorum. Fikrimin kendisine dair edindiğim fikri. Ufku açık, pratik zeka ve genç beyin. Buradan da tüm izleyenlerime bu fikirlerimi aktarmak istiyorum. Çünkü yıllar öncesinden tanıdığımız bir ismi bugün konuk olarak ağırlamaktan çok mutluyum. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle güzel temennileriniz için. Sizlerin vesilesiyle de tüm Ege TV ekranlarında bizleri izleyen kıymetli seyircilerimize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet Başkanım, dünden bugün Osman Gezgin. Şimdi bir siyasi tecrübesi var, bir belediyecilik tecrübesi var. Neler oldu o günden bugüne? Nasıl bir yol kat ettiniz? Evet, kısa tanıtmamız gerekirse 1981 Kütahya doğumluyum ben. Henüz yüksek mühendisiyim meslek olarak. Daha öncesinde Eskişehir'de bir özel sektörde bir fabrikada yöneticilik yaptık. Sonrasında da 2004 ve 2014 yılları arasında Bilecik'te başkan yardımcılığı, başkan vekilliği, belediye meclisiyeliği görevlerini yürüttük. 2004 yılından bugüne kadar da şu anda ticaretle uğraşıyoruz. Aynı zamanda da elimizden geldiği kadar yeniden Refah Partimizin Kütahya İl Başkanlığı'nı naçizane yürütmeye çalışıyoruz. Evliyim. Allah verdim derse iki tane evladım var. Kütahya sevdalısı bir Osman olarak hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Aslında biz sizin Kütahya sevdanıza birebir şahitlik etmiş programcılar, televizyoncular olarak da bu azminizi, bu çabanızı, sonuçta bu bir gayret de istiyor, çabanızı birebir şahitlik ettik. Gözlerimizi gördük, buradan onu söyleyelim. Şimdi Sayın Başkanım, yeni kurulan bir parti, Yeniden Refah Partisi. Bize ne söyleyeceksiniz kuruluşla ilgili? Yeniden Refah Partimiz 23 Kasım 2018 yılında Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan tarafından kurulmuş bir partidir. Ne kadar Kasım 2018 yılında kurulmuş, yaklaşık 2,5 senelik bir parti gibi gözükse de temeller çok eskiye dayanıyor. 1969 yılında Erbakan hocamızın başlatmış olduğu Milli Görüş Hareketi mirasından ve tecrübelerinden esinlenerek geliyor. Aynı zamanda liderimiz Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın 2013 yılının Haziran ayında kurmuş olduğu Erbakan Vakfı ile başlıyor esasında sürecimiz. Bunun akabinde 2013 Haziran ayında Erbakan Vakfı ile başlayan bu süreç 2018'in Kasım ayında siyasi arenaya taşınıyor ve en nihayetinde 17 Kasım 2019 yılında Ankara Arena'da 45 bin kişinin katılımıyla büyük bir büyük kongreyle devam ediyor. Bugün Yeniden Refah Partimiz 81 vilayetimizin 81'inde de teşkilatlanmış durumda. 922 güzel ilçemiz var ülkemizde. 922 ilçemizin de yaklaşık 850 tanesinde teşkilatlanmış durumdayız. Ağrı'nın Doğu Beyazıt'ından Şırnak'ın Cizre'sine kadar birçok ilçemizde teşkilatlanmış durumdayız. Beldelerimize teşkilatlanıyoruz. Kütahya üzerinde bakacak olursanız da Kütahya'mızda hemen hemen bütün ilçelerimizde teşkilatlanma sürecimizi tamamladık. Bir iki ilçe dışında. Teşkilatlanması tamamlanan ilçelerimizde de Kütahya özeli için konuşuyorum. Mahalle başkanları, köy başkanları seviyesine kadar bütün ince kılcal damarlara kadar teşkilatlanmalarımızı tamamlamış durumdayız. Hem kadın kollarımız hem gençlik kollarımız anlamında güzel bir teşkilatlanma sürecini oluşturmuş durumdayız. Tabii teşkilatlanma yapıları siyasi partilerin kendi iç dinamikleriyle alakalı bir süreçtir. Kıymetli izleyicilerimizin burada Yeniden Refah Partisi olarak esasında bilmesi gereken konu nedir diye baktığımızda Yeniden Refah Partimiz bugün iktidarın en güçlü adaylarından bir tanesidir. Doktor Fatih Erbakan liderimiz çok ciddi bir ekibi var. Erbakan hocamızın teknik ekibi büyük bir ölçüde
bizim kadrolarımızın içerisinde genel başkan yardımcısı pozisyonundalar. Erbakan hocama müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı yapmış, teknik konularda destek olmuş birçok isim bugün yeniden Refah Partimizin bünyesinde. Aynı zamanda genç, konusunda uzman, liyakatli, çok ciddi bir ekibimiz var. Bu ekibimiz şu anda birçok alanda çalışma yapıyor. Bunların yanında milli siyaset kurulları diye bahsetmiş olduğumuz kurullarımız var. Bu kurullarımız bütün alanlarda çalışma yapıyor. Eğitim, aile, sanayi, baktığınızda ekonomi, iktisat alanında, yeni anayasa, birçok konuda 60 farklı, yaklaşık 60 farklı konuda çalışmalar yapıyoruz. Her birimin başında birbirinden değerli, birbirinden liyakat sahibi uzman başkanlarımız var ve bunların kendi alt kadroları, 10'ar kişiden oluşan, 15'er kişiden oluşan yaklaşık 1000 kişiye yakın bir ekipten bahsediyorum. Türkiye'deki bütün alanlar üzerinde mevcut durumları analiz edip buradan ülkenin ihtiyacı olan neler vardır, ülkenin ihtiyacı olan projeler nelerdir, bunların üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Tabii siyasetçiler böyle çok güzel konuşurlar karşısında dinleyeni de bulduğu zaman. Tabii somut bazı şeylerle karşınıza çıkmak lazım. Bakın bu bizim ekiplerimizin ve genel başkanımızın yanındaki o dev kadroların üretmiş olduğu projelerdir. Belki de Türkiye siyasetinde bir ilk, henüz iktidara gelmeden, mecliste dahi konum almadan bir parti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin problemleri üzerinde çalışıp çözüm yolları üretiyor. Bu bizim geçen sene çıkan kaynak paketli kitaplarımızdan birincisiydi. Burada birçok projeyi görebiliyorsunuz. Bütün detaylarıyla anlatılabiliyor. Bu sene daha yeni, hemen ikincisi çıktı. Projelerimize devam ediyoruz. Ayrıca 81 vilayetin 81'ine de ayrı ayrı projeler hazırlanıyor. Bunlar ayakları yere basan, ülkenin ihtiyaçlarına karşılık bulabilecek projelerdir. Biz bu projeleri resmi kurumlarımıza da, bakanlıklarımıza da gönderdik. Ziyaretlerimiz esnasında diğer siyasi partilere de veriyoruz. Biz şu mantıktayız. Bu projeler ülkenin ihtiyacı olan projelerdir. Kimseden saklayıp illaki biz yapacağız diye bir şey yok. Buyursunlar, bu projeleri değerlendirsinler. Bu ihtiyaçları kim gerçekleştirebiliyorsa o gerçekleştirsin özgüveniyle yapılmış projelerdir. Vatandaşlarımızı esas ilgilendiren kısmının bunlar olduğunu düşünüyorum. Tabii zamanımız dar. Keşke vakit olsa bu projelerin her biri birer program değerinde. Ama birçok alanda ciddi anlamda bir çalışma yapıldığından burada kısaca bahsetmiş olabilirim. Evet. Aslında şimdi o kitapçıklara istinaden de izleyicimizden bir mesaj gelmiş. Bu iki kitapçığı okumadan kaynak ve proje ve kaynak iki kitapçığı okumadan kimse bağırmasın lütfen diye böyle bir mesajı da size iletmek istedim. Yani bu kadar dolu genç bir parti, aslında genç bir parti olarak söylüyoruz ama biz Milli Görüş Hareketi'nin devamı olarak nitelendiriyoruz. Ama bu mesajda aslında anlamakla da ilgili partiyi, öyle değil mi? İki kitapçı çünkü onu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Biz baktığımız zaman esasında siyasi konjektürde şunları görüyoruz. Maalesef ülkeler hep kutuplaştırılıyor. Kutuplaştırıldığı zaman daha iyi kontrol edilebiliyor çünkü. Tabiri caizse, tabiri maruz görün, takım tutar gibi bir algıyla yaklaşıyoruz. Bizim siyasi partilerden beklentimiz nedir? Bizleri yönetecek olan, bizleri yönlendirecek olan, ülkeyi yönlendirecek olan birer memurdur esasında. Siz dolayısıyla bunları seçerken projelerine bakmak zorundasınız. Ama bizim kriterlerimiz çok farklı. Başka şeyleri araştırıyoruz. Maalesef Türkiye siyasetinde şunları da görüyoruz. Siz herhangi bir partiye mensup iseniz, bir X partisine mensup iseniz, Y partisinin yaptığı her şeyin yanlış olduğunu dile getiriyorsunuz. Evet. Veya Y partisine mensupsanız X partisinin hepsinin yanlış yaptığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla bütün partilerin doğru yaptıkları, yanlış yaptıkları konular vardır. Bu olayları teknik analizlerle, somut örneklerle esasında sonuca giderek bakmak gerekiyor. Biz daha çok kimin söylediğine bakıyoruz. Ne söylediğine değil de kimin söylediğine bakıyoruz. Bunların yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yeni
jenerasyonumuz, özellikle genç beyinlerimiz çok aklı başındalar. Hani biz Z kuşağı diye bahsettiğimiz, bilgiye çok çabuk erişebiliyorlar. Biz artık 40 yaşına geldik. Biz bile orta yaş, hatta yaşlığa doğru gittiğimizi söylüyoruz. Bakın az önce biraz bahsettiniz. Bizim partimiz hakikaten genç bir parti. Başta genel başkanımız 42 yaşında. Kendisi gene mühendis. Doktorasını da yönetim alanında yapmış bir liderden bahsediyoruz. Bunun yanında bizim 24 yaşında, 25 yaşında il başkanlarımız var. Onlara da buradan selam etmek istiyorum. Hakikaten genç bir partiyiz. Bugün Z kuşağı diye bahsettiğimiz gençler bilgiye çok çabuk erişiyor. Biz zamanında üniversite yıllarımızdayken bir konuyu araştıracağımız zaman kütüphaneye gitmemiz saatlerce sürüyordu. Kütüphanede araştırma yapmamız bazen haftalar sürüyordu. Bulduğumuz bu kaynakları okuyup, araştırıp, analiz etmemiz belki aylar sürüyor. Bugün gençlerimizin elinde işte internetin de sağlamış olduğu faydayla hemen dakikalar içerisinde birçok bilgiye ulaşabiliyorlar. Evet tabii eksikleri, handikapları da olabiliyor. Yanlış bilgiler de yoğun ama bu bir nimettir. Ve gençlerimiz çok çabuk bilgiye ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında gençlerimizden biz çok ümitliyiz. En doğruya karar vereceklerini düşünüyoruz. Eski siyasi konjektürün artık geride kalacağını, teknik olarak istenilenlerin ne olduğunu ve bu noktada proje üreten siyasi partilere yaklaşımlarının daha iyi olacağını biz görüyoruz. Evet. Şimdi aslında hemen şunu da ben ilave etmek istiyorum. Gençlerimizin oluşumundan bahsederken geçtiğimiz senelerde sanırım Doktor Fatih Erbakan'ın yapmış olduğu bir şey vardı, açıklaması vardı. Biz Milli Görüş Hareketi'nde hocamızı gömdük ama Milli Görüş Hareketi'ni gömmedik, devam ettiriyoruz. Ve buna ilaveten de Milli Görüş Hareketi birilerinin değneği olarak görülemez, temsil edilemez diye böyle bir söylemim vardı. Şimdi aslında genç bir partiye Milli Görüş Hareketi devamı olarak baktığımızda ben hep şunu söylerim, buradan rahmetle de almak istiyorum. Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'nde bir nesil Erbakan'ı anlayamamıştı, Erbakan Hoca'yı anlayamamıştı. Acaba bu yeni nesil o fikirleri ve o fikirlerin üstüne gençlerin ilavelerini anlayabilecek mi? Anlayabiliyor mu ya da? Evet. Az önce de bahsettiğim gibi gençlerimiz hakikaten bilgiye çok çabuk erişiyorlar ve genç imalar çok daha hızlı kararlar verebiliyor ve çok şeyi hızlı çözümleyebiliyorlar. Allah buradan gani gani rahmet eylesin. Erbakan hocamız hakikaten bu ülkeye çok ciddi bir ufuk açtı. Ve bugün de işte bahsettiğiniz gibi Erbakan hocamızı geç anlamışız. Keşke zamanında anlasaydık diye hep bahsediliyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bugün benzer şeyleri söylüyoruz. İnşallah 30 sene sonra, 40 sene sonra da bazı isimler, işte biz Fatih Erbakan'ı geç anlamışız, keşke zamanında anlasaydık demeyin diye bugünden iyi dinlemeniz gerektiğinden bahsetmek istiyoruz. Onu iyi anlamaya çalışmamızdan gerektiğinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bugün evet dediğiniz gibi gençler bütün konulara vakıf olabiliyorlar. Doğru bir şekilde tartışabiliyorsunuz ve en doğru kararı onlar bu araştırmanın neticesinde verebiliyorlar. Tabii Milli Görüş Hareketi Erbakan Hoca vefat ettiğinde ve özellikle 28 Şubat süreçlerinde sonrasında baktığımızda bu fikrin ve bu düşüncenin üzerine beton döküldü. Artık bir daha bu görüş ortaya çıkamaz denmişti. Ve görüyorsunuz işte bugün az önce size bahsettim. Tüm Türkiye'de bu beton atıldı sanılan tohumun nasıl yeşerdiğini, nasıl fide verdiğini ve her ilçede ve hatta her köyde nasıl tekrar hayat bulduğunu, vücut bulduğunu Yeniden Refah Partisi ile görebiliyorsunuz esasında. Evet, çünkü geçmiş yıllarda Sayın Erbakan Hoca'nın yapmış, rahmetli Erbakan Hoca'nın yapmış olduğu işte Siyonizmle ilgili açıklamaları vardı. İşte gelecek polis devletine gidecek gibi açıklamaları vardı. O günlerde bunlar konuşulurken Erbakan Hoca'ya komplo teorileri kuruyor deniliyordu. Ama bugün herkes bunun farkına vardı. Çok açık ve net olarak artık bunu dinlendiriyor, dile getirebiliyor. Öyle değil mi? Aşılara geçmek evet. İsterim. Sayın Fatih Erbakan'ın, genel başkanının yapmış olduğu aşılarla ilgili açıklaması vardı. Ve devamında da bir izleyicimiz çok güzel bir yazı atmış Sayın Fatih Erbakan'ın yapmış olduğu açıklamayla ilgili. Ona bağlayacağım başkanım. Evet, tabii Erbakan Hocam biz dünya siyonizmi diye bahsettiğimiz oldu yıllardan beri.
3000 yıla dayanan, 5000 yıla dayanan bir olgudan bahsediyoruz. Biz Siyonizmin en büyük temel özelliklerinden bir tanesi de intikam duygusunun yüksek olması ve tüm dünyayı ele geçirme duygularının olması. Biz Cennet Mekan Abdülhamit Han'da biz bunu gördük. Onlar intikamını nasıl aldılar? İşte Kızıl Sultan dedirttirerek aldılar. Erbakan Hocam'ın fikirlerini çarpıtarak veya mevcuttaki diğer bazı milli görüşlü diyen partilerin en tepe yönetimlerini belki de işgal ederek böyle intikam almaya çalıştılar. Ve Erbakan Hocam sürekli Siyonizm'den bahsetti bize. Hatta şunu da söylüyorduk biz. Bu her ayağımıza takılan taşta, bu coğrafyada Siyonizm'den mi bulacağız, bileceğiz hocam diye bahsediliyordu. Evet, biz bu coğrafyalarımız, bu yaşadığımız coğrafyalar normal coğrafyalarda yaşamıyoruz. Bu coğrafyalarda 1000 yıldır beka problemi hiçbir zaman bitmedi. Ve en temelinde de bu Siyonizm vardı. Siyonizmi anlayabilmek için ufak bir benzetme yapmamız gerekirse, İstanbul'un fethedilmesi bizim için çok önemli bir hadiseydi, doğru mu? Evet. Selçuklu hükümdarlarının bile, Sultan Alparslan'ın bile 1071 yılında Malazgirt'i aldığında, fethettiğindeki esas hedef neydi? Yine İstanbul. İstanbul'un özelliği neydi? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifine mazhar olabilmekti, doğru mu? Peki bir dakikada bir şey düşünsek, Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bir köşesinde bunun bir ayet olduğunu düşünseniz bambaşka bir boyuta bürünürdü işler, doğru mu? Tek başına insanlar perdeler çıkarlar ve İstanbul'a gidip, o İstanbul'u almak için çaba sarf ederler. İşte Siyonistlerin ve Siyonist Yahudilerin daha doğrusu tahrif edilmiş olduğu kitaplarında bu yazıyor. Arz Mevut denilen bu coğrafya, Fırat'la Nil'in arası, ülkemizde de birçok ili kapsayan, Suriye'yi kapsayan, Mısır'a kadar ulaşan bir alandan bahsediyoruz. Bu alanı haşa tabiri caizse dediğim gibi onların tahrif edilmiş kitaplarında Tanrı'nın Yahudilere verdiğini, bu toprakları onlara verdiğini söylüyor. Dolayısıyla Yahudiler bu işe nasıl bir mantıkla bakıyorlar? Bu topraklar bize ait, siz burada ne yapıyorsunuz? Ve tamamıyla fikirleri bunun üzerine kuruldu. Ve yapılan çalışmalar hep bununla alakalı. Başka bir maddelerinde bunların neyi vardı? Dünya üzerinde yaşayan taş, dağ, ağaçlar, bitkiler ve onların dışındaki tüm insanlar onlara hizmet edilmek için yaratıldığını düşünüyorlar. Dolayısıyla düşünün, 40 yaşında bir kadın, neticesinde anne, Yahudi anne 5 yaşındaki bir çocuğu katlederken hiç acımıyor. Niye? Çünkü ona hizmet etmek için yaratıldığını düşünüyor. Bunların bu kafa yapısını eğer çözemezseniz, Erbakan Hocam'ın çok güzel bir sözü vardı. Bir kere de benim söylediklerimi Siyonizm'den önce siz anlayın diyordu. Biz bunları çözemezsek, gene çok güzel bir sözü var. Geç anlayacağız, geç anladığımızda da dövecek dizimiz dahi olmayacak. Erbakan Hocamızın, ben burada gençlere de özellikle şunu tavsiye etmek istiyorum. Davam kitabı var. Bunu muhakkak bir başucu kitabı yapmalarını öneriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Baktığınız zaman birçok yurt dışındaki kişilerin hayat hikayelerini, başarı öykülerini anlatılıyor. Şu kitapları okuyalım, bu kitapları okuyalım. Buyurun, size Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu bir mühendis, bir deha, dünya üzerinde Almanya'da dahi kitapları okutulan bir dehadan bahsediyoruz. Ben rica ediyorum, şiddetle tavsiye ediyorum gençlerimize. Davam kitabının muhakkak okumalarında fayda var. Ufuklarını açacağını düşünüyorum. Yeri gelmişken bunu da bahsetmiş olayım. Evet, ben okudum. Gerçekten ben de buradan tavsiye etmek istiyorum. Herkesin mutlaka ve mutlaka fikir ve bilgi sahibi olabilmesi için okuması gerekiyor. En azından bir şeyleri konuşurken bir fikir sahibi oluyor olmanız lazım. Aşılar, çünkü Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu aşılarla ilgili açıklamaları vardı. Hemen onu da bağlayalım. Ne söylersiniz onunla ilgili? Evet, aşı konusuna biz şüpheyle yaklaşıyoruz, dedi Genel Başkanımız. Esasında bu süreç geçtiğimiz sene Mart ayında, 2020 yılının Mart ayında Türkiye'de gündeme geldiği ilk vakanın yaşandığı gün Genel Başkanımızın bir açıklaması oldu. Genel Başkanımız Fatih Erbakan şunu söyledi. Dedi ki bu Siyonizmin üretmiş olduğu bir virüstür dedi. Bakın bu İspanyol basınında yer buldu. İsrail basınında bu yer buldu. Ama maalesef Türkiye'deki
hiçbir basında bu konu yer bulmadı. Bizim bu konuya ilk günden beri bakışımız bu yöndedir ve şüpheyle yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız aşıyla alakalı bir katıldığı programda çok enteresan bir şeyden bahsetti. Daha önce biz de ilk defa o televizyon programında öğrenmiş olduk. Genel Başkanımızın hakikaten bilgi birikimi ve tecrübesi o kadar büyük ki her ay toplantılar yapıyoruz, saatlerce birlikte oluyoruz. Ama her gün, her dakika yeni bir şeyler öğreniyoruz biz ondan. O televizyon ekranlarında biz bir şey daha öğrenmiş olduk. 2011 yılında Rockefeller Vakfı'nın bu senaryoyu çalıştığı ve bu senaryodan bahsettiğinden anlattığı Genel Başkanımız orada. Ve çok enteresan bir patentten bahsetti. 2015 yılında alınmış bu patent. Neyin patenti? COVID-19 test kitlerinin patentini, tüm dünyada kullanılan COVID-19 test kitlerinin patentini 2015 yılında almışlar. Evet. Dünya Patent Enstitüsü'ne girip bunu görebilirsiniz. Kim almış? Rockefeller ailesi almış. Dolayısıyla çok ciddi bir sistematiğin işlediğini ve büyük bir kurgunun ve büyük bir oyun olduğunu görebiliyorsunuz. Bu nedenden dolayı şüpheyle yaklaşıyoruz aşı konusuna ve biz ısrarla yerli ve milli aşımızı beklediğimizden bahsettik. Tabii şüpheyle yaklaşmamızdaki en önemli konulardan bir tanesi başka bir olgu da. Bundan 6-7 sene önce, zannedersem 2014-2015 yıllarındaydı, Kenya'da da aşılamayla alakalı bir çalışmalar yapılmıştı. Hatırlarsanız tetanoz aşısıydı. Yine Dünya Sağlık Örgütü orada tetanoz aşısı yapıyoruz diye 14 yaş ve 49 yaş arasındaki, yani çok affedersiniz doğurma yaşı arasındaki kadınların üzerinde yaptılar ve çok ciddi anlamda düşük vakaları, kısırlık vakalarının arttığını gördük ve Kenya'daki doktorlar örgütü bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü'nden şüpheyle yaklaştıklarından bahsetmişti. Oradan yola çıkarak ben size bunları aktarıyorum. Dolayısıyla dünya üzerindeki bir siyonizmi ve az önce de bahsettiğim tüm dünyayı ele geçirmek isteyen bir, kontrol altına almak isteyen bir olgunun varlığında biz özellikle bu coğrafyalarda her şeye şüpheyle yaklaşırız. Şunu da bu korona süreciyle alakalı altını çizerek özellikle bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu süreç ilk çıktığında sadece ve sadece bizim genel başkanımız bu konuyu bu şekilde yaklaştı, şüpheyle yaklaştı. Ama bakıyorsunuz dünya üzerindeki büyük liderler 20 yıllık bir Putin'e baktığınız zaman, 20 yıllık bir Almanya Merkel'e baktığınız zaman, gene ülkemizde 18 yıllık, 19 yıllık Sayın Cumhurbaşkanımıza baktığımız zaman, korona dendiği zaman açıklamalarını bir yıldır, bir buçuk yıldır ne olarak dinliyoruz? Maske, mesafe ve temizlik. Ben ona artık şey diyorum, böyle uygun olsun diye, maske, mesafe ve musluk. Biz bir buçuk yıldır sürekli dünya liderlerinden hep bunu dinliyoruz. Ama dünya üzerinde bir tane lider var. Olaya büyük bir açık yüreklilikle, büyük bir cesaretle bu sürece şüpheyle yaklaştığından bahseden Dr. Fatih Erbakan var. Kesinlikle. Buradan söylemek istiyorum tüm izleyenlerimize. Sayın Fatih Erbakan parti kurulacak aşamasında olduğu zaman şöyle bir şey ifade kullanmıştım ben. Babasının, Necmettin Erbakan Hoca'nın çok müthiş bir araştırması ve öngörüsü vardı dünya üzerine. Eğer onun üzerinden giderse gerçekten arkasından gelecek olan teşkilatlar yanılmaz diye. Yanılmaz umarım. Öyle değil mi Sayın Başkanım? Ya tabirimi maruz görün. Tamamıyla armut dibine düşmüş. Evlat babanın sırrıdır derler. Evet. Hakikaten tam anlamıyla bir donanım sahibi. Bir eğitimcinin öğrencilerine ne kadar ne eğitebileceğini düşünün. Bir eğitimcinin çocuğunu, 24 saat yanında olan çocuğunu ne kadar eğitebileceğini düşünün. Hakikaten birçok konuya sahip ve genlerden gelen de bir zeka ve pratik çözüm var. Bir, en önemlisi de ciddi anlamda bir Müslüman firaseti görüyoruz biz Genel Başkanımızdan. Tabii çok fazla televizyon kanallarında göremiyorsunuz. Genel Başkanımız üslup olarak doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir üslubu var. Konuşma arasında bunlar doğru yapıldı, bunlar yanlış yapıldı şeklinde bir yaklaşımı var. Dolayısıyla maalesef üzülerek söylüyorum, burada Ege TV'yi tenzih ederek konuşuyorum. Televizyon kanalları maalesef ikiye bölünmüş durumdalar. Bir kısma doğru yapıldı dediğiniz kısımlar yaramıyor. Başka bir kesimine de yanlış yapıldı dediğiniz kısımlar yaramıyor. Bu nedenle Genel Başkanımızı çok fazla televizyon kanallarında da göremiyorsunuz.
Bir de az önce de örnek vererek söyledim. Birçok konuya böyle büyük bir cesaretle yaklaştığı için biraz ucu herhalde konuşmaların rahatsız edici yerlere ulaşıyor. Dolayısıyla çok fazla televizyon kanalında göremiyorsunuz. Ben özellikle buradan izleyicilerimizden rica ediyorum. Sosyal medya kanallarında, özellikle YouTube'dan daha önce katılmış olduğu bazı programlar var. Özellikle Fatih Erbakan aşı şeklinde bir taratma yaparsanız, buralarda açıklamalarını göreceksiniz. Fatih Erbakan Doğu Türkistan, Fatih Erbakan Filistin, Fatih Erbakan EYT, bugüne kadar merak ettiğiniz ve sizin özelliğiniz en elzem konu ne ise bunu araştırdığınızda Genel Başkanımızın bu her bir konuyla alakalı açıklamalarını göreceksiniz ve tatmin edici açıklamalarına ulaşmış olacaksınız. Buradan da özellikle rica etmiş olalım. Evet. Şimdi bir izleyici mesajımız var Sayın Başkan. Birkaç gündür biliyorsunuz artık İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve oradaki zulüm aslında 40 yıldır devam eden bir zulüm ve ben bugün sayfalarda baktığım zaman da sürekli işte Necmettin Erbakan hocamızın sözlerini paylaşan bir kitle görüyorum. Ama izleyicimiz şöyle bir şey söylemiş. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tek çözümün Türkiye'nin öncülüğündeki D60 kurulması olduğunu söylemişti. Fatma Hanım, D60'ı Sayın Başkan bize açıklar mı? Çünkü bunun öncesinde D8 var. Evet. Şöyle bir soru sorsam. Şu anda tüm Türkiye, hatta tüm dünya belirli bir kalıpların içerisinde sıkışmış durumda. Bu kalıpların dışına çıkamıyorsunuz. Size öğretilmiş bir psikolojiler var, öğretilmiş konular var. Şöyle bir soru sorsam, hep bir Arap ülkelerinden bahsediliyor, Müslüman ülkelerden bahsediliyor. Müslüman ülkeler dendiği zaman ilk aklımıza gelen isimler nedir diye size sorsam, ne dersiniz? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan yani Irak. Çok güzel. Birçok sorsak 99'u bize bu cevabı verecek. Peki bizim niye hiç baktığınız zaman Endonezya'dan, Bangladeş'ten, Nijerya'dan, Pakistan'dan niye bunlardan bahsetmiyoruz? İşte evet. Bizim D8'ler diye bahsetmiş olduğumuz olgunun başında bu ülkeler var. Ve sonrasında da D60'lar. Toplamda 1,5 milyar Müslüman nüfustan bahsediyoruz. Ve Allah gani gani rahmet eylesin, Erbakan hocamız D8'lerin kurucusuydu. Evet. Ve bu gerçek anlamda bu işi sadece Müslüman birliği olarak düşünmeyin. 1,5 milyarlık bir ticari birlikteliği düşünün. Askeri birlikteliği düşünün. Devasa bir olgu oluşuyor değil mi kafamızda? Evet. Bizim en büyük değerlerimizden bir tanesi ilk başta D8'ler ve hemen akabinde D60'ların kurulması. Eğer bugün bunlar gerçek anlamda çalıştırılabiliyor olsaydı, halen varlıkları var ama gerçek anlamda çalıştırılabiliyor olmuş olsaydı, son birkaç gündür yaşadığımız ve hemen hemen her sene kutsal günlerimizde, özel günlerimizde yaşamış olduğumuz bu İsrail denilen grubun, kisvenin, ben yani bu konuda biraz hassaslaşıyorum, kelime de bulamıyorum içimdeki şeyi anlatabilme adına, böyle rahat hareket edemezlerdi. Ben size ufak bir şeyden bahsedeceğim hemen. Filistin Başbakanı zamanında İsmail Haniye, ben bunu geçenlerde sosyal medya hesabımızdan bahsettim. 11 aylık milli görüş sürecinde İsrail Filistin'e bir mermi daha iyi atamadı şeklindeki açıklaması vardı. Bunu size buradan düşünmeniz için anlatmak istiyorum. Evet. Peki Sayın Başkan, kurulabilir mi? Türkiye öncülüğünde D60 birliği kurulabilir mi? Ya da ne olması lazım bu birliğin kurulabilmesi için Türkiye öncülüğünde? Tabii ilk başta bu ülkelerin ciddi anlamda güçlerinin oluşması gerekiyor. Kendi içlerinde, yönetim anlamında. Biz bir de atladığımız çok ciddi bir konu da var. Biz bazen ülkelerin başındaki siyasi yönetimler ile onun altında yaşayan vatandaşlar konusunu karıştırabiliyoruz. İşte Suudi Arabistan'dan az önce bahsettiniz. Üst yönetimini
çok bambaşka kararları var. Bizleri çok üzen, çok yanlış olduğunu düşündüğümüz kararları var. Ama onların altındaki yaşayan vatandaşların kendilerini yöneten yöneticileri temsil ettiğini düşünebilir miyiz? İlk başta ciddi anlamda olaylara böyle bakmak gerekiyor. Önyargıyla kesinlikle bakmamak gerekiyor. Sonrasında da tabii Türkiye gibi güçlü bir ülkenin önderliği gerekiyor. Ve onun başında da çok ciddi anlamda dirayetli, sözüne güvenilebilir Erbakan hocam gibi tuttuğunu kopartan bir lider gerekiyor. Allah'ın izniyle de biz bunu Fatih Erbakan'ın başkanlığı sürecinde inşallah yaşayacağımıza inanıyoruz. Evet. Teşkilatlardan size ne gibi dönüşler oluyor? Mesela neler söylüyorlar? Fikir birliği oluyor mu? Mesela kadın oluşumu, onu da sormak istiyorum. Çünkü kadın olgusu, Afyon için az önce konuşmuştuk yayın öncesinde sizinle. Ve bizi bilgilendirir misiniz? Evet, tabii ki beş parmağın beşi de bir değil. Ya kardeşlerinizle bile birçok konuda anlaşamadığınız konular olabiliyor. Önemli olan ortak fikirlerde, ortak paydalarda birleşebilmek. Ciddi anlamda bir istişare süreçleri işliyor. En nihayetinde de çok güzel bir sinerjiyle teşkilatlarımız belirli bir yolda ilerliyorlar. Ben buradan teşkilat mensubu arkadaşlarıma da bu vesileyle hepsine ayrı ayrı ilçe başkanlarıma ve özellikle il yönetimindeki arkadaşlarıma ayrı ayrı çok çok teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Hakikaten keyif içerisinde çalışıyoruz. Bu başarıları elde edebiliyorsak hep onların sayesinde oluyor. Tabii ki hem şehir anlamında hem ilçelerimiz anlamında bu ilçelerimizin ve illerimizin özellikle de Türkiye'mizin çıkarı en doğru anlamda neyse onların üzerinde fikir birlikleriyle projelerimizi ve düşüncelerimizi, kararlarımızı alıyoruz. Kadın oluşumuna geldiğinde çok ciddi bir kadın kolları oluşumumuz var. Hatta şunu da örnek vermek istiyorum. Belki birçok da izleyicimiz bunu bilmiyor. 6 Haziran 2021 tarihinde bir seçime gideceğiz biz. 6 Haziran 2021 tarihinde. Bu da Afyon ilimiz Sinanpaşa ilçemizin güney beldesinde olacak. 2000 nüfusunu geçen beldeler tekrar belediyelik hakkını kazanabiliyorlar ve kazandıkları sene seçime gidiyorlar. Güney beldemizde 2025 nüfusuyla geçen sene 2020 yılında bu sene için belediye seçimini hak etti. Biz güney beldemizde bir seçime gideceğiz. Birçok siyasi parti orada şu anda adaylarını belirlediler. Ve biz de güney beldesindeki adayımız bir kadın. İlk seçimimiz Yeniden Refah Partisi'nin ilk seçimi, bir yerel seçim, bir yerel yönetim ve biz kadın adayımıza çıkıyoruz. Buradan da Yeniden Refah Partisi olarak kadınlara verdiğimiz değerinde bir göstergesi olarak bunu da sizlere belirtmiş olayım. Evet, biz de buradan bayan adaya sonuçta başarılar dilemek istiyoruz. İnşallah istenilen kazanca sahip olur. Şimdi Sayın Başkanım, anayasaya nasıl bakıyorsunuz? Yeni anayasa gündemi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden açıklamalar yapıldı. İşte iktidar partisinden açıklamalar yapılıyor olacak, altyapılarını yaptılar. Siz nasıl bakıyorsunuz? Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Ben teknik kökenli bir insanım. Yüksek mühendisim, az önce de bahsettiğim gibi. Bu konu biraz daha hukuk alanında çalışan arkadaşlarımın konusudur. Hemen ufak bildiğim kadarıyla aktarma yapayım. Az önce de biraz bahsetmiştim. Biz 60'a yakın alanda çalışma yapıyoruz. İşte ekonomi, iktisat, sanayi, tarımın altında hayvancılık, gıda gibi, ziraat gibi çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de hukuk alanında ve anayasa alanında yapılan çalışmalardır. Az önce de bahsettiğim gibi her alanın başında bir başkanımızın olduğu gibi bu alanda da çalışan ekibimiz var. Mevcut durumu analiz ediyor ve eksiklikleri doğrultusunda fikirlerini beyan ediyor. Bununla ilgili de genel merkezimizde çok ciddi bir çalışma var. Bahsettiğim gibi şu anda birçok parti için en elzem konulardan bir tanesi. Biz 60'a yakın elzem konudan bir tanesi olarak görüyoruz. Ve çok ciddi anlamda bu konunun üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyoruz şu anda. Evet. Şimdi son zamanlarda kulislerde çok fazla konuşulan, sizinle paylaşmak istiyorum. Yayın öncesi paylaşmıştık ama yayından da aktarmak istiyorum. En azından bizi izleyenlere de fikir sahibi etmiş olalım. Üçüncü ittifak çok konuşuluyor. Nasıl bakıyorsunuz? Evet. Az önce de bahsettim. Bizi hep bir çerçevenin içerisine koymaya çalışıyorlar. Baktığınızda işte
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. A ve B, X ve Y. İki kutup. Hep bir köşenin içerisinde sıkıştırılmaya çalışıyoruz. Genel başkanımızın cevabıyla konuşuyorum. Biz iki yanlıştan bir tanesini tercih etmek zorunda ve buyurun üçüncü ittifak. Üçüncü ittifakı genel başkanımız, bizim genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan. Az önce de bahsettim. Biz siyasete köşeli bakmamamız gerekiyor. Kutuplu bakmamamız gerekiyor. Bu kutuplaştırmalardan siyasetçiler faydalanır. Vatandaşlar faydalanmaz. Bizim çok farklı renklere ihtiyacımız var. Tabii bu ittifaklarla alakalı genel başkanımızın söylemleri çok daha önemli. Gene biraz önce bahsettiğim gibi Fatih Erbakan ittifak dendiğinde YouTube kanalında zamanımızı ilerlendirme adına hızlıca geçmek istiyorum. İttifaklara da bakışımızı görmüş olursunuz. Burada tek şey yapacağımız, dikkat etmemiz gereken konu şudur. Tekrar söylüyorum. Bizi bir yerlere sıkıştırmaya çalışılmasın. Vatandaşlar anlamında da A ve B değil. Bu bizim anayasamız evet. Değil. Bu bir kabullenilmiş oldu. Yani bir nevi eskiden koalisyonlar vardı. Biz bir yandan diyoruz aman koalisyonlar geri gelmesin. Esasında koalisyonlar şimdi daha seçime girmeden yapılıyor. Tek farkı bu. Dolayısıyla biz dediğim gibi vatandaşlarımızdan özellikle ricamız siyasete fanatikçe taraftar gözüyle bakmasınlar. Bu onların hayatı, siyasetçilerin vermiş olduğu karar. İşte görüyorum 17 gün kapattı. Yani siyasetçilerin vermiş olduğu kararlar bizim hayatımızı etkiliyor. O nedenle naçizane siyasetçilere projeleri sorulsun. Ülkeyi nereden nereye götürebilecekleri konuşulsun. Ve en nihayetinde, bakın ben şunu da belirtmek istiyorum. Genel Başkanımız bize her fırsatta şunu söylüyor. Gittiğiniz yerlerde beni övmeyin diyor. Peki ya ne yapalım? Siz diyor, siyasetin doğası gereği bizden bahsediyorsunuz. Başka bir siyasi partinin temsilcisi geldiğinde de kendi liderinden bahsediyor diyor. En doğru yapılması istenilen şey şudur diyor. Vatandaşlarımızdan bizleri araştırmalarını isteyin. Bütün siyasileri araştırmalarını isteyin diyor. Esasında bunu genel başkanımız isterken iki şeye güveniyor. Bir tanesi vatandaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarımızın firasetine güveniyor. İkincisi de kendisine ve ekibine güveniyor. Dolayısıyla olaylara bu şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu da bir başarı. Evet başkanım, son dakikalardayız, artık yayınımızı kapatmak üzereyiz ama ben gözümün nuru Kütahya demek istiyorum. Ne söylersiniz Kütahya'ya dair bize? Nasıl gidiyor çalışmalar? Evet. Kütahya bizim gözümüzün nuru. Kütahya'mızı çok seviyoruz. Tabii şunu da söylemek lazım. Rakamlarla konuşmak lazım dediğim gibi. Son 10 yıldır Ege bölgesinde, işte Ege TV'deyiz. Ege bölgesinde göç veren tek il Kütahya. Bunun altında yatan bir sürü sebep sıralayabiliriz. Ekonomik durumlar, iş istihdamın yetersiz oluşu, sosyal hayatın yetersiz oluşu. Bunlar Kütahya'daki nüfus kaybındaki en önemli problemlerden bir tanesi oldu. Çevremizdekilerin içerisinde biraz daha sıkışmış bir pozisyonda kaldık. Bununla alakalı yeni projelerin üretilmesi, istihdamın yeni projelerin üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gene genel başkanımızın il başkanlarımıza kesin ve kati bir talimatı vardır. Bu da şu andaki siyasi arenada var olan genel başkanların içerisinde belki de tektir. İl başkanlarımıza şunu söylüyor. Hiçbir şekilde kuru kuru eleştiri yapmayın. Çözüm yollarını üretemediğiniz bir konuda eleştirme yapmayın diyor. Bakın bu çok önemlidir. Biz de burada Kütahya ile alakalı çok ciddi yapılması gereken projeler var. Mesela bunlardan tabii çok örnek var. Bizim 43 plakamızla özdeş şahsımıza ait 43 projemiz vardı. Bunlardan hala bazıları ihtiyaç hasılı devam ediyor. Bazılarının yerlerine farklı projeler yapıldı, doğru veya yanlış, bunları tartışmıyorum. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de sağlık turizmiydi. Bakın İzlanda ülkesi 359 bin nüfusa sahip küçücük bir ilçeden bahsediyoruz. Yani Kütahya'nın toplam nüfusundan daha az. Ama
termal turizmde, bakın sadece termal turizmden bahsediyorum, diğer turizmden bahsetmiyorum. Sadece termal turizmde yılda 3 milyon turist çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bizim 82 milyon Türkiye'deki termal turist sayısına baktığınız zaman 750 bin. Rakamdaki oranındaki farka bakın. Burada Kütahya'ya en önemli projelerimizden bir tanesi sağlık turizmi olduğunu düşünüyoruz. Şu anda Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kabul etmiş olduğu 73 noktada termal turizm merkezi var. 73 termal turizm merkezinden 9 tanesi Kütahya'da. Çok ciddi bir rakam. Bunların dışında 3 tane daha termal turizm merkezi olmayı bekleyen Kütahya'da yerimiz var. Toplamda 12 tane termal turizmle belki de termal turizmin başkenti pozisyonundayız. Ama yeterli tesisleşmelerimizin olmamasından kaynaklı, yeterli teşviklerin bu alanda oluşmamasından kaynaklı eksiklerimiz var. Biz bunlar üzerinde de genel merkezimize raporlarımızı gönderdik. Kütahya anlamında bu ihtiyaçlarımızdan bahsettik. Bunlar bizim 6 tane hazırlanmış projemiz de vardı bununla alakalı. Biz sağlık turizmiyle, sağlık ve termali birleştirerekten sağlık turizmi olgusunu oluşturmak istiyoruz. Hemen kısaca bir bilgi daha vereceğim. Avrupa'da bugün, bu da Almanya'daki Kütahyalı hemşerilerimizden aldığım bir bilgiydi. Avrupa'da sosyal güvenlik kuruluşlarının bir fizik tedavi hastasına harcamış oldukları rakam 25 bin ila 30 bin euro arasında. Evet. Biz 8-10 bin euro gibi bir rakamla işte Kütahya'mızda bulunan Zafer Havalimanı'mıza bu hasta turistlerimizi getirerekten işte Yonca'lı gibi, Ilıca gibi, Simav'daki Naşa gibi, Çitgöl gibi, Enal gibi, Tavşanlı'mızdaki termal tesislerimiz gibi, Emet'teki, Hisarcık'taki termal tesislerimiz gibi alanlarda sağlık turizmi, hastane seviyesindeki yatırımlarla bu turistlerimizi buraya getirip tedavilerini gerçekleştirilip hem ekonomimize katkısı hem de ülkemizin ve şehrimizin tanıtımı için kullanılabilecek argümanların elimizde olduğunu düşünüyoruz ve bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. En önemli başka konulardan bir tanesi de istihdam. Kütahya'da çok ciddi anlamda istihdama ihtiyaç var. Özellikle gençlerimiz Kütahya'da durmuyorlar. Evet. Farklı illere, büyük illere kayıyorlar. Benim bir sözüm var. Ben torunlarımla birlikte Kütahya'da yaşamak istiyorum. Dolayısıyla torunlarımızla yaşayabilmemiz için de Kütahya'mızın istihdamını, sosyal hayatını, ekonomisini düzeltici projeler anlatmamız gerekiyor. Tabii Kütahya ile ilgili hazır çizilmiş, üzerinde çalışılmış, ayağı yere basan Kütahya'nın bütçesi bilinerekten hazırlanmış dediğim gibi projelerimiz de var. Ama tabii bu bir 3-4 saatlik bir program konusu. Ona sadece burada bu şekilde geçmiş olalım. Evet. Bakalım kısmet ilerleyen zamanlarda ayrıntılı olarak bir Kütahya programı hazırlarız. Kütahya'yı çok seviyorum ben. Buradan izleyenlerimize de söylemiş olalım. Kütahya'ya da sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Çünkü bir dönem Kütahya'da kalmıştım. Ben yapısını biliyorum. Ben de hemşerilerimiz adına aleyküm selam diyorum. Sağ olun. Şey, hep de sorarım yani Kütahya hak ettiği yerde midir diye. Son cevabı alayım Sayın Başkanım. Kütahya hak ettiği yerde midir? Esasında buna bütün illerin il başkanlarının vereceği cevap hak ettiği yerde değildir. Çünkü biz sürekli dinamik bir şekilde işleyen bir olguyuz. Sürekli daha iyiye, sürekli daha iyiye gitmek istiyoruz. Ama az önce vermiş olduğum örnek Kütahya'nın hakikaten hak ettiği yerde olmadığını gösteriyor. Ege'deki göç veren tek il diye bahsettim. Tabii biz şunu da konuşmamız lazım. Sürekli dinamik bir dünya üzerinde yaşıyoruz. Sürekli gelişim gösteren bir dünya üzerinde yaşıyoruz biz. Baktığınız zaman sürekli 18 yıl öncelerine, 20 yıl öncelerine götürülerekten ülkedeki değişimi anlatamazsınız. Evet. Bugün birçok alanda, hangi alanda konuşursak konuşalım. Özellikle Z kuşağındaki kardeşlerimiz bize hep bunu söylüyor. Ya 2002 Türkiye'si. Şimdi hep bir 2002 Türkiye'si, işte 2002 Kütahya'sı hep bunları konuşuyoruz. Biz nereden nereye geldiğimizi iyi biliyoruz. Genel Başkanımız katıldığı her programda ülkede yapılan birçok şeyden bahsedebiliyor. Biz de anlatıyoruz. Yapılan işte hastaneler, yollar, efendime söyleyeyim, dini özgürlükler, yaşantılarımız. Bakın çok ciddi tabular aşıldı bu ülkede. Çok ciddi icraatlar yapıldı. Allah yapanlardan razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Lakin sürekli biz 2002 Türkiye'sine dönüp duramayız. Bu neye benziyor? Düşünün. İlkokulda, ortaokulda
çok başarılı bir gencimiz var. Lisede sıkıntı yaşıyor eğitim hayatında. Biz bunun hatırına liseyi geçiriyoruz. Veya hiç değişiklik yapamayacağımız hayatımızda bazı meslekler vardır, değil mi? Berberimizi değiştiremeyiz mesela. Kasabamızı değiştiremeyiz, değil mi? Yani son birkaç senedir bizim kasabımız bize vermiş olduğu ürünlerde sıkıntı varsa bizim kasabımız bize şunu mu söyleyecek? Sana 2002'de 2003'te bir et veriyordum ki çok güzeldi. Veya berberimiz bize bunlardan mı bahsedecek? Siyasi aktörler belediyeler olur, iktidarlar olur. Dönemlik gelirler. Ve siz geldiğiniz dönemdeki rakamlarınıza bakılırsınız ve bu dönemin sonunda ülkeyi nereye getirdiğinize bakarsınız. Biz bunları söylemek istiyoruz. Yapılanlara teşekkür ediyoruz. Ama son birkaç senedir eksiklikler olduğunu, bu hem Türkiye'de hem de Kütahya özelinde bu eksiklerin olduğundan bahsetmek istiyoruz. Evet. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum size. Bugün bizi kırmadınız, konuk oldunuz. Bayram öncesinde son bir bayram mesajı, artık dakikamı doldurdum. Reji beni uyarıyor. Saatimizi görüyoruz. Evet. Kapatıyoruz artık yayınımızı. Hemen kısaca, peki ben tüm İslam alemine Ramazan'ı şerefi tamamlıyoruz ve Ramazan bayramına giriyoruz. Ramazan'ın sağlık, mutluluk, huzur, barış ve esenlik getirmesini istiyorum. Özellikle Kudüs'teki kardeşlerimize buradan dua ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Bizleri de Rabbim orada fiili anlamda müdahale etmeye vesile kılsın inşallah diyorum. Ben Ege TV'ye başta sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere ve Kütahya'mıza bu fırsatı verdiğiniz için. Evet efendim, yayınımızı bitiriyoruz. İyi bayramlar diliyoruz tüm bizi izleyenlere. İnşallah gönlünüzden geçen tüm dilekleriniz ve dualarınız kabul olsun. Sevdiklerinizle belki bu bayram kavuşamıyorsunuz ama konuşarak da yüreklerinizdekini dökün diyoruz efendim. Hoşça kalın.